Selam arkadaşlar, yeni bir amcaoğlu videosuyla karşınızdayım. Bu hafta size cep telefonu ile ilgili bazı önerilerim olacak. Bazı önerilerim. Intro gelsin, devam. Ben de intro geçene kadar şu gün batımını biraz izleyeyim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir amcaoğlu videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş parmak. Evet, kendime muhteşem bir yer buldum. Van Akdamar Adası'ndayım. Tam adanın ucunda oturuyorum şu anda. Gerçi adayı arkama almış durumdayım size bu videoyu yapabilmek için ama şanslıyım çünkü gün batıyor. Muhteşem bir gün batım var şu an burada. Şimdi cep telefonu ile ilgili bazı önerilerde bulunacağım size. Acayip keyifliyim. Mekan çok güzel. İstersem size saatlerce buradan konuşabilirim. Tabii bu kötülüğü size yapmayacağım. Sizi saatlerce ekran başına kilitlemeyeceğim. Gelin bakalım günümüz teknolojisiyle. Yani artık bundan 3-4 yıl önce bir cep telefonu ile ilgili bir video yapmıştım. Böyle bir seri yapmıştım. Artık neler eklendi buna? Çok fazla bir şey eklenmediğini söyleyebilirim ama ufak tefek detaylar var. İşinize yarayabilecek bazı detaylar var. Gelin bakalım o detaylar nelermiş? Teker teker sıralıyorum size. Tabii ki madde 1, öncelikle işin temizlik kısmından başlıyoruz. Eğer bir cep telefonu ile fotoğraf çekiyorsanız mutlaka cebinizde bir tane gözlük bezi veya temiz bir bez bulundurun. Çünkü biz genelde cep telefonlarımızı parmakladığımız için her taraf böyle parmak izi olduğu için kameraların üstlerinde bizim parmak izlerimiz, böyle yağlı yağlı parmak izlerimiz oluyor. Fotoğraf böyle bulanık çıkabiliyor veya işte akşam fotoğraf çekiyorsunuz, ışıkların yaydığı hüzmeler böyle karenin üzerinde yayılabiliyor. Önce lens temizliği, ondan sonra da fotoğraf. Madde 2, bunu ben çok yaparım. Hatta şu anda video hazırlığı yaparken bile bu hatayı yaptım. Bir fotoğraf çekerken lütfen cep telefonunuzun ışığını açın. Yani ben şimdi video kamera ayarları yaparken mesela telefonun ışığı kısıkmış. Habire yükseltiyorum, ISO'yu yükseltiyorum, diyaframı açıyorum, enstantaneyi açıyorum. Olmuyor, olmuyor. Sonra bir baktım telefonun ışığı kısık. Sonuna kadar açtım ve şu an buradayım. O yüzden fotoğraf çekerken ışık sizin için önemli. Ne çektiğinizi görmeniz gerekiyor. Cep telefonunuzun ışığını o an açmanız gerekiyor. Şimdi çok kullandığım bir teknikten bahsedeceğim. Cep telefonları biliyorsunuz belli bir açıya kadar çekiyorlar. Şimdi artık yeni teknolojiyle beraber gittikçe genişlemeye başladı. Geniş açı, balık gözü veya işte ne bileyim 50 milim ayarında işte arka tarafı öldüren portre çekimleri gibi teknolojiler oluşmaya başladı. Diyelim ki böyle bir teknolojiye sahip değilsiniz. Bütçeniz yetmiyor. Bulunduğunuz mekanda da çektiğiniz fotoğraf gerçekten o kareye sığması gerekiyor. Panorama çekin. Panorama belli bir yere kadar, yaklaşık 100 dereceye kadar panorama çekin. Geniş açı alın. 100 derecenin çok fazla üstüne çıktığınız zaman bu sefer böyle yukarıdan aşağıdan şişmeye başlıyor. Göbek olmaya başlıyor. O çok fazla tavsiye etmiyorum ama yandan veya işte ne bileyim bir ormandasınız. Ormanda ağaçları yukarıdan aşağıya çekmek istiyorsunuz. Dikine panorama çekin. Göreceksiniz süper geniş açı fotoğraflar çıkacak. Ben engellemiyorum değil mi seni? 5 dakikalık işim var. Ve gelelim şimdi en çok kullandığımız çekim tekniğine. Selfie. Selfie çekerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Şimdi cep telefonunu şu şekilde tutuyorsunuz. Bunu gerçekten fotoğraf çekmeyi bilen de bilmeyen de yapıyor. Belli bir mesafenin uzağında tuttuğunuz zaman zayıf çıkarsınız. Yüzünüz orantılı çıkar. Belli bir mesafenin altına indiğiniz zaman yüzünüz şişmeye başlar. Burnunuz kocaman çıkar. Yüzünüz yuvarlak çıkar. O yüzden oradaki mesafeyi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Mesela grup fotoğrafı çekiyorsunuz. Ortadaki böyle bir şey gibi çıkıyor. Davul gibi çıkıyor. Yan taraftakiler incecik zarif suratlarla çıkıyor. Bu tip şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tip durumlarda özellikle selfie'de, bu da bonus bir bilgi olsun. Şimdi anlatırken aklıma geldi. Dikkat etmeniz gereken ideal ölçüler nelerdir diyeceğim. Burnunuzla kulaklarınızın aynı ölçüde olması gerekmiyor. Bu bir kanun değil ama göze hitap etmesi açısından daha estetik duruyor. Öyle söyleyeyim size. Selfie çekerken mümkün olduğu kadar şu çizgi, şu hat eşit olsun. Tabii ki bunu o anda düşünemeyeceksinizdir. Ama belki aklınızın bir köşesine bir an gelebilir. Birçok workshopumda, birçok eğitimimde söylediğim gibi bakış boşluğu çok önemli fotoğrafta. Bu zaten fotoğrafçılığın kurallarından bir tanesi. Birini çekiyorsanız, bisikletli birini, koşan birini,
veya duran birini çekiyorsanız baktığı yönün karede benim şu anda oturduğum yönü düşünün. Oturduğum yönün bu tarafı boş. Eğer fotoğrafı çekiyorsanız ve ben bu tarafa bakıyorsam mümkün olduğu kadar sırtımı bu tarafa dayayayım. Ama tabii ki komple değil. Belli bir boşluk olacak kadar ve buradan sonrasını boş bırakın. Bunu cep telefonuyla hızlı çektiğimiz zaman hiç dikkat etmiyoruz. Hemen böyle lak fotoğrafın ortasına koyuyoruz. Oldu. Harika diyoruz. Evet, lan fıt 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 geçiyoruz. İşte bu kadar diyoruz. Tamam. Bütün fotoğrafları tamam. Gezdik. Bitti. Oysa ki bu tarafa yanaştırdığınız zaman, yani beni şu anda videoda gördüğünüz gibi buraya yanaştırdığınız zaman, belki paylaşırken, şimdi ben ters açı oturuyorum, belki paylaşırken bu tarafa yazılar yazarsınız ya da ne bileyim kesebilirsiniz, büyütebilirsiniz, yakınlaştırabilirsiniz. Siz yine onu ortalayabilirsiniz ama orantı olarak altın orana baktığınız zaman kurallarda çektiğiniz fotoğrafı ya bu tarafa ya bu tarafa, ama bakış yönü boş kalacak şekilde orantılarsanız bomba olur. Tabii bu bakış boşluğunu ayarlayabilmek için de, o altın oranı ayarlayabilmek için de cep telefonunuzun grid ayarını açmanız gerekiyor. Yani o mazgal var, bir tane çizgiler var. Onu açmanız gerekiyor. O çizgilerin her birleştiği noktalarda sizin objenizi noktalayacağınız, terimlere takılmıyorum. İşte noktaymış, altın oranmış, şunlara takılmıyorum. O noktalara İstediğiniz objeyi yerleştirebilirsiniz. Ben mesela şu anda fotoğrafın, şöyle bakıyorum videoya, şuradan bir çizgi çektim, şuradan bir çizgi çektim, aşağıdan bir çizgi çektim, bir tane de hop bu taraftan çektim. Ben şu anda şu köşenin birleştiği çizgilerinde oturuyorum. Tam o noktada oturuyorum. Bu tarafa da oturabilirdim. Fotoğrafı çekerken, portre çekerken, ürün çekerken, bir obje çekerken bunlara dikkat edebilirsiniz. Çok sevdiğim bir özellik, yolda yürürken, şimdi fotoğraf makinesi yok elinizde, yolda yürürken bir bahçeye baktınız, bahçede kaldırım taşı, ondan sonra bahçenin başlama noktası, bahçenin çiti, ondan sonra içerideki bahçenin bitiş noktası ve evin başlangıcı gibi böyle katman katman ilerleyen çizgiler var. Bunları simetri olarak dümdüz karşısına geçtiğiniz zaman cep telefonunuzu sabit tuttuğunuzda çok güzel simetrik fotoğraflar çekebilirsiniz. Bunları gün içerisinde o kadar çok görüyoruz ki, veya işte ne bileyim, aklıma gelen Mecidiyeköy'de meydanda, eski Ali Sami'nin olduğu meydanın oradaki merdivenler, muhteşem simetrik merdivenler kullanabilirsiniz. Bunun gibi yüzlerce, binlerce bir şey var İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde. Yine cep telefonu fotoğrafı çekerken hemen böyle tutuyoruz, lak çekiyoruz, gidiyoruz ya. Çektiğiniz objeyi fotoğrafı doldurmaya çalışın. Yani fotoğrafın, ben şu anda nasıl, şu anda videoda burada duruyorum. Ben videoyu tamamen şöyle geçeyim. Videoyu tamamen kaplayabilirim. Veya bu köşeden komple şu kareye sığabilirim. Anlatacağınız objenin karenin içinde ne kadar dolu olduğunu görürseniz o kadar daha çok böyle göze takılır. İşte ne bileyim, Instagram'da paylaşıyorsunuz diyelim. Geçerken insanlar böyle bir saniye durur. Güzel çiçekmiş. Yani bu kadarcık çiçek gözükmüyor. Bu kadar çiçek gözüküyor karede. Bazen çiçek kareyi de taşabilir. Önemli olan orada anlattığınız şeyi ortaya çıkarabilmek. Bütün objeleri her zaman şu çerçevenin, şu kenardaki görüyorsunuz, hop, şu kenardaki çerçevelerin içine sığdırmak zorunda değilsiniz. Bazen taşabilir. Ki taşması bence çoğu zaman daha güzel oluyor. Ve son olarak cep telefonuyla fotoğraf çekerken şöyle yapıyoruz. Nasıldık? Böyleydik. Şimdi böyle geliyoruz. Bu elimizle tutuyoruz. Bu elimizle tak 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 vuruyoruz. Böyle lak 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 lak, bu telefon sallanıyor böyle. Bu elle vurdukça bu telefon sallanıyor. Veya işte ne geliyoruz? Geliyoruz böyle baş parmağımızla hop 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 basıyoruz. Oysa ki cep telefonunu sabit tutup, iki elimize sabit tutup, işaret parmağımızla ses açıp kapatma tuşuyla hiç titretmeden çekebiliriz. Veya yine sabit tutup sadece baş parmağımız oynayacak şekilde cep telefonunu kullanabiliriz. O da olmadı. Tek elle çekiyorsak kulaklığın özelliğini kullanabiliriz. Telefonu yukarı tutabiliriz. Oradan kulaklığın artı ve eksisiyle fotoğrafı çekebiliriz. Yani dang 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 fotoğrafa vurduğunuz zaman o fotoğraftan bir cacık olmuyor. Çevremde bunu yapan binlerce insan var. Evet, videoyu kapatmadan önce de
özellikle bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bir takipçimle sohbet ederken dikkatimi çekti ve bunu da sizle paylaşmak istedim. Lütfen fotoğraf çekerken, bu ister cep telefonuyla olsun, ister fotoğraf makinesiyle olsun, konuşamadım, gün batımından kaynaklanıyor. Lütfen paylaştığınız fotoğrafların iyi fotoğraf olup olmadığını veya iyi bir fotoğrafçı olup olmadığınızı Instagram'daki takipçilerinizin fotoğrafınızı likelamasıyla ölçmeyin. Çünkü Instagram öyle bir yer ki biz bunu eğlence amaçlı kullanıyoruz, bu aracı, Instagram amacını. Sosyalleşmek için veya yaptığımız eserleri birilerinin görmesi için, çok fazla beğeni almak için yapıyorsanız o zaman doğru bir yerde değilsiniz. Çünkü orada her şey karşılıklı yürüyor. Eğer hakkınız olan beğeniyi almak istiyorsanız gideceksiniz, sergi açacaksınız. Veya gideceksiniz, bazı kulüplerle işbirliği yapacaksınız. Instagram fotoğrafı koyuyorsunuz. Karşı taraf sizden beğeni bekliyor. Siz onun fotoğrafını beğenirseniz o da sizin fotoğrafınızı beğeniyor. O fotoğrafta bir emek mi varmış, bir çekim tarzı mı varmış, bir stil mi varmış, belli kuralların dışına mı çıkılmış, dışında mı kalınmış, yaratıcılık nedir? Hiçbir şeye dikkat edilmiyor. Sadece beğenmiş, tak ben de beğeneyim, ayıp olmasın deniyor çoğu zaman. O yüzden lütfen oradan gelen beğenilere göre ben yapamıyorum bu işi demeyin. Bol bol fotoğraf çekin, bol bol paylaşın. Bol bol galeriniz dolsun. Çekinmeyin fotoğraf paylaşmaktan. Çok konuştum değil mi? O zaman hadi kapanış anonsu gelsin. Hop, atlıyorum geniş açıya. Ve geldik bu haftada bir videonun sonuna. Umarım hoşunuza gitmiştir. İşinize yarayacak bilgiler vardır. Ve sizi şu dakikadan sonra artık gün batımıyla baş başa bırakıyorum. Hadi kendinize bakın. Hoşça kalın. Ben de yoluma devam ediyorum. Bay bay. Oh, düşüyordum. Oh, oh.